Kuyum Haber'den herkese merhaba. 2022'yi geride bıraktık. Yeni bir yıla başladık. Peki İstanbul'da, ilçelerimizde yeni yıl nasıl devam ediyor? Bugün Bağcılar'dayız. Bağcılar'daki kuyumcularımızla birlikte hem yeni yılı değerlendireceğiz hem de altın fiyatlarında yaşanan yükselişi onlara soracağız. Merhabalar, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Abdülkerim Avcı. Volkan Kuyumculuk'ta çalışıyoruz. Kaç yıldır kuyumculuk sektöründesiniz? Yaklaşık 25 yıldır bu sektörün içerisindeyim. 25 yıl oldu. Evet. Peki şimdi özellikle yeni bir yıla başladık. Altın fiyatlarında biraz hareketlilik var. Bugün itibariyle biraz da yükseliş var. Ne kadar şu an son durum? Yani şu an 24 ayar altının 1155 lira satış fiyatı var. Son durumdan kastımız iş olarak da dahil mi? Tabii onu da soralım. Bu altındaki yükseliş işi nasıl etkiliyor? Ani yükselişlerde bazen işler sakinleşebiliyor. Müşterilerimiz kimisi daha da yükselecek diye satmıyor. Kimisi ya buradan biraz geri gelir, çok yükseldi diye almıyor. Bazen böyle duvanlık oluyor. Bizim işimize genelde sakin ve stabil olması daha çok bizde iş olarak katkı sağlıyor. Bağcılar'dasınız. Peki Bağcılar'da 2022 nasıl geçti? Nasıldı işler? Neler daha çok tercih edildi? 2022 bizim adımıza fena geçmedi. Çok iyi olduğu söylenemez ama biz hedeflerimize kısmen ulaştık. 2022'de daha çok neler gitti? Gurmet bilekliklerimiz daha çok gitti. Bagetler daha çok gitti. Sanıyorum diğer esnaf arkadaşlarımızda da aynıdır. Zaten piyasada bir şey gitmeye başladı mı bayan müşterilerimiz genelde birbirinden görüyor ve bu zincirleme devam ediyor. Peki daha çok Bağcılar halkı takı olarak mı altını tercih ediyor, sarrafiye yatırımlık mı tercih ediyor? Bu bölge daha çok yatırım olarak bakıyor altına. Tabii ki takı olarak da düğünler olsun, ekstra olsun oluyor. Ama buradaki halkımız genellikle altını yatırım olarak görüyor ve o şekilde sarrafiye ve bilezik olarak yatırımını yapıyor. Şimdi tabii 2022'nin bir kısmında pandemi vardı, 2021'de de vardı. Düğünler yapılamıyordu. Daha sonra geçtiğimiz yaz sezonunda düğünler nispeten başladı, yapıldı. Düğün alışverişleri nasıl? Yani önceye göre soruyorsanız her geçen yıl azalmalar oluyor. 5 bilezik alacaksa 3 bilezik alıyor. 2 alyans alıyor, 1 küpe alıyor. Öncesinde yanına yüzükleri, küpeleri de eklenebiliyordu. Set almıyor. Ufak bir kolyeyle geçiştirebiliyor. Malum herkesin bütçesi tabii farklıdır ama alım gücü gittikçe düşüyor altın karşısında. Genellikle böyle. Yani düğün alışverişleri azalıyor gram olarak. Gram olarak azalıyor özellikle. Ayar olarak da var mı 22'den 14'e tabii, 18? Tabii. Yani bazı müşterilerimiz olmazsa olmazı 22 ayardı. Onlar bile artık şimdi 14 ayara. Hatta bazı müşterilerimiz 8 ayara kadar geçiş yaptı. Düşüyor yani biraz. Düşüyor tabii. Yani tercihler değişiyor. Tercihler değişiyor. Bu da maliyet karşılığı oluyor. Yani herkesin artık karşılayamayacağı seviyelere çıkıyor. Örf ve adetler, gelenekler zorlamaya başladı. Önceden 5 bileziği rahatlıkla yapabiliyordu. Şimdi 5 bilezik 25 gramdan 125 gram yapıyor. Bu da 100 bin liranın 150 bin lirayı buluyor sadece bilezik masrafı. Bu sefer 5 almıyor, 3 alıyor. Kolye setini, takısını 50 binlik almıyor, 20 binlik alıyor. Yüzük de 3 tane almıyor, 1 tane alıyor gibi minimum maliyetle çıkmaya çalışıyor. Çok teşekkür ederiz, hayırlı işler dileriz. Sağ olun, ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben Burak, aslen Sinopluyum. Doğma büyüme Bağcılar'da ikamet yayılıyoruz. Kaç yıldır sektördesiniz, kuyumculuk sektöründe? Bu sektöre sonradan girdim. Bir 3 yıldır bu sektördeyim. Ama Allah'a şükürler olsun, önceden de ikili ilişkilerim iyi olduğu için bu sektöre olan bir yeteneğim var. Şu an Allah'a şükürler olsun bu sektörde ilerliyoruz. Ekmeğimizi bu sektörden kazanıyoruz. Şimdi tabii yeni bir yıl başladı, 2023 başladı. Özellikle tabii altın fiyatlarında bu aralar biraz yükseliş var gramda. Evet. Ne kadar bugün mesela gram? Has altının bugünkü gramı 1155 lira ama dediğiniz gibi o kadar çok hareketli ki aynı gün içerisinde defalarca yükselip düşebiliyor. Biz bile takip edemiyoruz. Tabii ki bu olay da biraz işimize yansıyor haliyle. Aynı gün içerisinde ani yükselişler, ani düşüşler vesaire bir mürtürlük sorununa karşılaşıyoruz. Yükseliş işleri genellikle
nasıl etkiliyor? Yükselince insanlar altın alıyor mu, satıyor mu? Ya bizim sektörümüzün güzel yanı şu, bizde olan bozmaya geliyor, olmayan almaya geliyor. Bir de halkımızın dilinde olan bir şey var, altın her zaman güvenli liman diye. Parası olan sürekli böyle enflasyona karşı yenik düşmemek için yatırım yapmak istiyor. Genelde altını tercih ediyorlar. Yükselen altın genelde hani biraz daha işleri düşürüyor açıkçası. Şimdi önceden sattığımız ürünleri ya da ağır olan ürünleri şu an hafifleştirilmiş olarak satıyoruz. Gene Allah'a şükür dediğimiz gibi hani bizim sektörümüz çift yönlü olduğu için hem al hem ver. Bozmada da ticaret yapıyorsun, satmada da ticaret yapıyorsun. Dışarıya göre daha iyi ama dediğiniz gibi bu yükselişler biraz daha işimizi sektöre uğratıyor. Şimdi tabii yeni bir yıla başladık. 2022'yi geride bıraktık. 2022 nasıl geçti Bağcılar'da? 2022 Bağcılar'da hareketli geçti, güzel geçti. Pandemiden sonra zaten insanların böyle bir birikmiş alışveriş duygusu var. Bir de dediğiniz gibi 2022'de hani pandemiden dolayı insanlar dışarı çıkamadı vesaire vesaire. Bizim sektörümüzde bununla beraber biraz harekete geçti 2022'de açıkçası. Düğünler yasaktı, düğünlerin önü açıldı vesaire vesaire. 2022 bizim için güzel geçti. İnşallah 23 daha güzel geçer diye düşünüyoruz, bakalım. Özellikle peki Bağcılar'da daha çok hangi ürünler tercih ediliyor? 22 ayar mı tercih ediliyor? 18 ayar mı? Veya daha çok bilezik mi? Sarrafiye mi? Yani işin açıkçası şöyle. Bura yöresel bir halkın çok olduğu bir bölge. Yatırım ürünü çok çok tercih ediliyor. Ama takı ürünü de çok tercih ediliyor. Hani işin açıkçası ikisi de orta dengede diyebiliriz. Ama genelde bir tık daha takı bile alacak olsa insanlar bunun bozmasını ve işçilik kaybını düşündüğü için yatırıma biraz daha kayıyorlar, öyle söyleyeyim. Biraz daha böyle az yatırım, biraz daha az işçilik ürünleri tercih ediyorlar. Yatırım sanırım burada biraz daha fazla ya, öyle söyleyebilirim. Teşekkür ederiz. Rica kolaylıklar dilerim. Teşekkür ederim. Size de kolay gelsin. Çok sağ olun. Merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Doruk Kuncuk'tan Bülent ben. Bülent Bey, kaç yıldır sektördesiniz? Valla 25 yılım üretimdeydi. 10 yıldır da buradayım, şeydeyim. Perakende sektöründeyim. Evet, mağazayım. Evet. Peki, tabii şu an itibariyle altın gramı biraz yükseliyor. Bir yükseliş var. Altın yükselince işler nasıl etkileniyor? Valla aslına bakarsanız insanlar biraz yükselince daha fazla alım yapıyor. Enteresandır. Düşüş başlayınca hemen alım da duruyor. Valla görüntü itibariyle çıkınca daha fazla alışveriş yapıyorlar gibi görünüyor müşterilerimiz. Öyle. Peki şimdi var. Yeni bir yıla başladık, 2023. 2022 geride kaldı. 2022 nasıl geçti özellikle Bağcılar'da? Nasıldı işler? Şimdi 2022 Bağcılar'da kötü diyemem ama muhteşem de diyemem. Orta şekerli bir sene yaşadık. Tabii daha iyi sene bekliyor herkes gibi Bağcılar'daki esnafta. Ben de iyi bir sene bekliyorum. Muhtemelen daha iyi yerler de vardır. Semt itibariyle. Ama burada çok şeydi, orta şekerli bir yıl geçti diyebilirim. Yani. Peki özellikle tabii pandemi sonrası düğünler yeniden başladı. Yazın düğünler oldu. Düğün alışverişleri nasıl geçti? Valla şimdi şöyle söyleyeyim. Kuyumcukent'te, Kapalıçarşı'da bazı yerlerde esnaf arkadaşlarımız inanılmaz fiyatlar veriyorlar böyle şey. Neredeyse maliyetine satışlar yapıyorlar. Bu da bence herkesi etkiliyor. Buradaki ortak amaç bütün kuyumcuların para kazanmaksa yani maliyetine fiyat vermemekte fayda var. Çünkü altın zaten çıktığı için sürekli alan adam çok kısa vadede satması zarar edeceğini zannetmiyorum. O yüzden maliyetine satışlar bence çok mantıklı ve makul değil. Kuyumculuk sektöründe zaten sürekli fiyatlar değiştiği için bence çok fazla yormayız müşteriyi diye düşünüyorum. Konum itibariyle İyi bir yıl bekliyorum. Özellikle tabii Bağcılar'da müşterilerin tercihleri daha çok yatırım amaçlı mı yoksa tak amaçlı mı? Altını daha çok yatırım amaçlı mı düşünüyorlar, tak amaçlı mı alıyorlar? Vallahi, yoksa her ikisi bir arada. Şimdi şey var, müşteri portföyü farklı. Hiç yatırımı düşünmeyen müşteri de çok. Sadece yatırımı düşünen müşteriler de geliyor. Yani takıyla hiçbir alakası olmayan insanlar da geliyor. Yani %50-50 diyebiliriz Bağcılar'da. Öyle diyebiliriz. Yani. Peki ayar olarak mesela tercihler 22, 18, 14, 8. Şimdi takıcı adam için genelde ayara çok fazla bakan yok. Ama şeye bakarsak belli bir bölge alışverişe geldiği zaman genelde Güneydoğu vatandaşlarımız 22 ayarı tercih ediyor. Ama hani takıya gelmiş, hediye alacak bir insan için çok da fark etmiyor. Ayar biz sunuyoruz.
bütçesini sorup ona göre insanları yönlendirebiliyoruz. Yani bütçesine göre 8 ayar da olabiliyor, 14 ayar da olabiliyor. Evet. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı işler dileriz. Size de hoşça kalın. İyi çalışmalar olsun. Merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Lütfi Peker. Lütfi Bey, kaç yıldır kuyumculuk sektöründesiniz? 35 yıla yakın. 35 yıl, maşallah diyelim nice senelere. Peki özellikle şimdi tabii 2022'yi geride bıraktık. Koca bir yıl geride kaldı. Nasıldı Bağcılar'da işler? Çok şükür iyiydi. Çok da kötü bir iş yoktu yani. Normal işler. Ama tabii altının yükselmesi, düşmesi biraz etkiledi. Bugün herhalde altın fiyatı biraz yüksek, gramı. Biraz yüksek. Ne kadar bugün? 1155 civarında. 24 ayar altın. Bilezik de 1080 lira civarında. Bu altının yükselmesi işleri nasıl etkiliyor? İşleri bayağı etkiliyor. Çünkü yukarı aşağı yaptığım müşteriyle bazen sorunlar yaşıyoruz. Televizyonda şöyleydi, burada böyleydi. Şöyle derken bayağı etkiliyor. Özellikle peki Bağcılar'da daha çok sarrafiye mi satılıyor, takı mı satılıyor? Hangi ürünleri daha çok tercih ediyorlar? Genelde sarrafiye daha çok satılıyor. Genelde her yerde öyledir ama sarrafiye biraz daha fazla. Yatırım amaçlı herhalde daha çok sarrafiye. Yatırım amaçlı genelde öyle, evet. Gram altın 24 ayar. Şimdi uzun bir pandemi arası oldu. Bayağı bir hastalık, koronayla mücadele oldu. Tabii o arada işler biraz yavaşladı, düğünler yapılamadı. Evet. Şimdi pandemi sonrası yeniden düğünler başladı. Geçtiğimiz yaz düğünler yapıldı. Peki düğün alışverişleri nasıl? Düğün alışverişi bence azdı. Sanki evlenen pek az gibi bu sene. Bence öyle gördüm yani. Çünkü çok düğün, genelde bize davetiyeler hafta sonu oldu 10-15 tane gelir. Yani ya bir tane geliyor ya iki tane gelmiyor bile yani. Düğünler azdı. Düğün alışverişleri de peki mesela altın fiyatı biraz yüksekti. Düğün alışverişlerinde böyle eskisi gibi mesela 22 ayar bilezikler mi tercih ediliyor yoksa o da değişiyor mu? Tercihler de değişiyor. Ya altın yani düğün takı şeylerinde 22 ayar değişmez zaten. Genelde %90 22 ayar gider. Sadece hediyeliklerde falan 14 ayar, 8 ayar bazen onlar gidiyor. Yoksa genelde düğün şeyinde 22 ayardır yani. Bilezik mi yine daha çok tercih? Genelde bileziktir. Yani takı olayları artık yavaş yavaş azalıyor. Tabii şimdi düğün masrafları artıyor, altın takı masrafları da artıyor. Mesela diyelim eskiden 10 bilezik alıyorlardı. Şimdi kaça düştü bilezik sayısı? Şimdi sayısı gene 5-6'ya düştü ama dediğim gibi düğün yok, evlenen yok. Gençlerimiz biraz... Gençler artık evlenmiyor. Evlenmiyor yani. 28-30'a geliyorlar. Daha hala bekliyorlar. Ne bekliyorlarsa bilmiyoruz. O da herhalde kuyumcu esnaflarımızı biraz etkiliyor. Bizi etkiliyor, evet. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür. Hayırlı işler dileriz. Sağ olasın. Geldiniz. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Cumhur Ateş. Cumhur Bey, kaç yıldır sektörümüzde çalışıyorsunuz? Kuyumculuk sektöründesiniz. Dükkan olarak 35 yıllık geçmişimiz var. Ben 15 yıldır sektörde çalışıyorum. Peki siz Bağcılar'dasınız. Özellikle nasıldır Bağcılar'da işler? Kuyum olarak hangi ürünler daha çok tercih ediliyor Bağcılar ilçemizde? Bağcılar'da iş yapmak kolay değil. Müşteri potremiz iyi ama zorlanıyoruz. Altın fiyatları malumunuz çok yüksek. Genelde bilezik, ziynet ve külçe altın ağırlıklı satıyoruz. Tabii fantazi üründe alan oluyor. Bugün kaç lira mesela? Gram kaç liraya kadar çıktı? Bugün gram altınımız 1155 lira. 24 ayar olarak satışımız. 22 ayar olarak da 1120 liradan satışımız var. Peki özellikle tabii söylediğiniz gibi altın fiyatları bazen düşüyor, bazen yükseliyor, hareketleniyor. Bu nasıl etkiliyor işlerinizi? Yani yükseliş olunca tabii alım gücü zor oluyor. Müşterilerimiz bunda zorlanıyor. Bazen tam tersi de olabiliyor. Müşteri panik yapıp yatırım aracı olarak altını seçip tercih edebiliyor. Peki şimdi yeni bir yıla başladık. 2022'yi geride bıraktık. 2022 nasıl geçti sizin için? 2022 pandemiden sonra aslında iyi geçti diyebilirim. 14 Şubat'tan sonra işlerimiz gerçekten bayağı yoğundu. Yükseliş vardı. 2023'te inşallah daha da artarak gider diye ümit ediyoruz. Pandemiden sonra düğünler yeniden başladı. Onun etkisi oldu mu? Düğün alışverişleri oldu mu? Gerçekten çok fark etti. Biz pandemide bayağı işlerimiz düşmüştü. Pandemiden sonra gerçekten işlerimizde bayağı artış olmuştu. Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Ben teşekkür ettim. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun.